Zombilerin gerçekliği. Her ne kadar çoğumuz filmlerde izlediklerimizin kurgu olduğunu bilsek de, geçmiş yıllarda yaşananlar, kitaplara konu olan bir takım hadiseler, zombi diyebileceğimiz bazı bireylerin varlığına işaret ediyor. Batı Afrika'daki vudu inancına göre ölü bir insan büyücü tarafından diriltilebilir ve sonrasında kendi bilinci yerinde olmayacağından o büyücü tarafından kontrol edilebilir. Zombiler hareket edebilir, normal insanlar gibi yemek yiyebilir, duyup konuşabilirler ancak hafızaları yoktur ve içlerinde bulundukları şartları idrak edemezler. Asırlardan günümüze gelen sayısız zombi efsanesinin yanında iki tanesi var ki gerçekten şaşırtıcı. Çünkü onlar gerçek yaşam öyküleri. İlk öykümüz 1937 yılında Zora Neale Hurston adlı bir araştırmacının Haiti'deki gelenek ve adetler üzerinde yaptığı bir araştırma sırasında açığa çıkıyor. Hurston 1907 yılında 29 yaşındayken ölmüş ve gömülmüş. Felicia Felix Mentor ile ilgili bir söylentiyle karşılaştı ve olayı soruşturmaya başladı. Köylüler ölümünden 30 yıl sonra Felicia'yı yollarda sersem bir şekilde ve yanında birkaç kişiyle birlikte yürürken gördüklerini söylüyorlardı. Hurston bu bahsedilen insanlara çok güçlü ilaçlar verilmiş olduğu söylentilerinin peşine düştüyse de daha fazla bilgi verme istekli kimseyi bulamadı. Hurston sonraki yıllarda kaleme aldığı bir yazısında bu konuya da değinerek şöyle demiştir. Eğer bilim kabile törenlerindeki figürler yerine Haiti ve Afrika'daki vudunun altını kurcalarsa, bugüne kadar tıp ilmi tarafından bilinmeyen bir takım gizli ilimler gücüne ulaşacaktır. Haiti'deki diğer bir hikaye 1962 yılına uzanıyor. Clarvius Narcisse 2 Mayıs 1962 tarihinde öldü diye kayıtlara geçmiş. Ancak 1980 yılında Haiti'deki Lestre köyünde canlı olarak geri dönmüş. Olayın açığa çıkmasından sonra yapılan araştırmalar sonucunda Clarvius'un kendi toprak payını satmayı reddettiği için kardeşlerince bir büyücüye satıldığı ortaya çıkar. Resmi olarak ölümün ardından gömülen Clarvius kısa bir süre sonra gizlice toprak altından çıkarılmış ve diğer zombi kölelerle birlikte şeker kamışı tarlasında çalıştırılmıştır. 1964 yılında büyücünün ölmesinin ardından psikoz halinin verdiği sersemlikle ada içerisinde 16 yıl amaçsızca yaşamıştır. 16 yıl boyunca vücudundaki kimyasalların etkisi yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte şans eseri pazar yerinde kız kardeşiyle karşılaşır ve onu tanıyabilir. Kardeşi ilk başta onu tanıyamaz ancak Clarvius'un kardeşine çocuklarına ait bir takım hikayelerden bahsederek onu inandırmayı başarır. Peki Clarvius Narcisse'i bu kadar etkisi altına alan kimyasallar nelerdir? Kimyasallar bir insanın aklını bu derece bilinçsiz hale getirebilir mi? Kanadalı etnobotanist Wade Davis, 80'li yıllarda hikayenin gerçeklerini araştırmak ve bu sorulara cevap bulmak üzere Haiti'ye gitti. Ve bir insanın nasıl zombiye dönüştürülebileceğinin kimyasını inceledi. Genel anlamda zombi köleler üzerinde yapılan, İlk olarak onları öldürüp gömmek, sonrasında toprak altından çıkarıp onları çıldırtmak, yani beyinlerindekini baştan yaratmaktı. Bu da ancak onlara gizli ilaç vermekle mümkün olabilirdi. Büyücü kurbanına öncelikle kurbağa zehri ile kirpi balığı zehrinden oluşan bir karışım veriyordu. Bunu ya yemeklerine katıyor ya da derisinin yumuşak, az hasar görmüş bölgelerine, özellikle koltuk altlarına, dirseğe yakın kısımlarına sürüyordu. Kısa zaman içinde kurbanlar ölüye yakın bir duruma geçiyorlardı. Solumaları fark edilemeyecek kadar yavaş, kalp atışları belli belirsiz ve son derece ağır olduğundan görünüşte ölü gibiydiler. Şimdi bunu hemen gömmek gerekiyordu. Ama Haiti'de gerçekten ölenler, havanın çok sıcak olması ve cesedin soğutulmaması nedeniyle zaten çok çabuk gömülmek zorunda olduğundan zombileştirme açısından bir sorun olmuyordu. Yalnız kurbanların gömüldükten en geç 8 saat sonrasına kadar topraktan çıkarılması gerekiyordu. Aksi halde havasızlıktan boğulup ölürlerdi. Davis 80'li yıllarda yayınladığı Yılan ve Gökkuşağı 1985 ve Karanlık Pasaj
Haiti Zombilerinin Etnobiyoloji 1988 kitaplarında Haiti'de yaptığı araştırmalar sonucuna göre bir insanın iki özel tür tozu almasıyla bir zombiye dönüştürülebileceğini iddia etmişti. Bunlardan ilki bir tür kara kurbağasının korku anında derisinden salgıladığı zehir ile Japonya'da Fugo balığı olarak bilinen kirpi balığının zehrinin karışımından oluşmaktaydı. Kurbağa zehri 3 önemli madde içerir. Biyojenik aminler, bufogenin ve bufotoksin. Bu maddelerin en etkili özelliklerinden birisi acıları önlemesi, insanı uyuşturmasıdır. Bu türlerdeki kokainlerden daha güçlüdür. Kirpi balığının zehrinde ise tetrododoksin adında insanı öldürebilen bir nörotoksin bulunur. Bu maddenin uyuşturucu özelliği kokainkinden 160 bin kat daha etkilidir. Bu balığı yedikten sonra tetrododoksin yüzünden vücudunuzda karıncalanma ile başlayan bir uyuşma hissi baş gösterecektir. Toksin, vücut ısısı ile kan basıncını düşürüp sizi derin bir koma haline sokabilir. Öldürücü etkisi olan bu karışımın 1 miligramı bile insanı günlerce bilinci açık ama yarı ölü bir durumda bırakabilir. Bu vakalar Japonya'da da rastlanmıştır. Ölü olarak kayıtlara geçen bazı kurbanların birkaç gün sonra iyileştiği gözlemlenmiştir. Bu özelliğinden ötürü ancak Japon hükümetince sertifika alan aşçılar bu balığı pişirebilir. İkinci tür özel toz ise Datura adı verilen bitkiden elde edilir. Bu bitki içerdiği atropin, hyosamin, skopolamin maddeleri ile güçlü bir sanrı yaratır. Ayrıca bu kimyasallar daimi hafıza kaybına, felce, hatta ölüme bile sebep olabilir. Haiti'de yaşanan olayda büyücü, kölelerini düzenli aralıklarla datura verdiği için onları bilinçsiz ve kendi istemi dışında hareket eden zombi benzeri bir yaşam formuna sokmuştu. Bilinçlerinin, hislerinin düzelmeye başladığını fark ettiğinde kölelere yeniden datura vererek onları kontrolünde tutmuştu. Bu bahsettiğimiz kimyasalları kurbanlar üzerinde deneyen insanlar, bu uygulamalar hakkında deneyim sahibi kimseler olduklarından kurbanlarını sürekli ölüme yakın bir halde tutmayı başarabilmişlerdi. Bu kimyasalların bilinçsiz kullanımı, ölüye yakın olmak ile ölü olmak arasındaki ince çizgiyi yok edecekti. Diğer taraftan psikolog Trans Heinz'e göre bilim dünyasındaki tetrododoksinin bu tür bir davranış şekline yol açtığı iddiası kabul görmedi. Ayrıca Heinz, Davis'in yaptığı bu açıklamaları ve Haiti'li zombilerin doğası hakkındaki raporları da kendisinin son derece saf dilliliği olarak yorumlamıştı. Günümüzdeki birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kimyasalların geçmişte bu tür amaçlar doğrultusunda kullanıldığını görmek insanın tüylerini ürpertiyor. Dileriz ki bu tür hikayeler geçmişteki halleriyle yani tarihte kalsın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.